cevap sadedinde söylemiş olalım. Beynin çalışma biçimi, bir bilgi hangi süreçlerden geçerek eyleme dönüşüyor? Yani, aklımıza gelen bir şeyin eyleme dönüşmesini kastediyoruz değil mi? Kısaca. Aklımıza nereden geldiğini kimse bilmiyor. Bir özgür iradeyle mi yoksa sebep sonuç zincirinin doğal bir sonucu olarak mı düşüncelerimiz ortaya çıkıyor? O konu hep işte bilinç tartışmasına gidiyor. Oraya geleceğiz. Ama ve lakin beyinde bir devrede herhangi bir şekilde bir hareket ihtiyacı peydah olduğu zaman. Valla sistem çok karışıktır ama özetle mesela tıp fakültesi öğrencileri hiç sevmez bu dersleri çünkü bayağı bir eziyetli oluyor. Şu altına gri kısmını da ekleyeyim de birazdan ondan da söz etmek gerekecek. Bu da beyinciğimiz alt kısımda. Eyvallah. Üst taraf komuta merkezi. Burası atıyorum çok basit bir örnek vereyim. Eğilip şu kaşığı al emrini üretti. O kaşığı almamız lazım. Bu bilgi beynin ta içlerinde şu anda bu hemisferlerin yarı kürelerin içinde göremediğimiz kısımlardaki planlayıcılara gidiyor. Onlar bu hareketi yapmak için kasların neler yapması nöronlar, gerektiğini. Nöronlar yani tabii, elçiler, rasuller tabii. iletişim milyonlarcası, halinde. Milyonlarcası. Böyle iplikçikler, sınapslar aracılığıyla. Aynen. İletişim, bağlanıyorlar. Elektrikle iletişiyorlar. Eyvah. İletişim kuruyorlar. İlk plan yapıldı. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Beyinciye gidiyor bu bilgi. Beyincik ise gerçekten yani şayan hayret bir yer. Bütün bedenin her bir noktasından sürekli milyonlarca bitlik veri akar buraya. Her bir santimetre karenizin uzayda nerede olduğu, ne yaptığı bilgisi devamlı buraya gelir. Burada bedeninizin aktif, dinamik bir haritası vardır. Ve beyin şöyle düşünün, işte sarayda oturan bir hükümdar dedi ki ordular şuraya gitsin. Hükümdar bilmez orada o sırada nerede, lojistiği ne durumda, besini var mı, şey var. Bütün ayarları bu beyincik yapacak. Uzay zaman koordinatları orada, aynen. GPRS yani. Beyincik bakar der ki ya kaşık orada, elim burada, kas bu şekilde. Bunu alabilmemiz için şunu şunu yapmamız lazım diye bilgiyi tekrar yukarı gönderir. Bu bilgi burada tekrar bir değerlendirilip nereden yapılacak? Kol kasları kasılacaksa kolu temsil eden şuradaki bölgelere sinyal tekrar gelir. Onlar beynin içinden aşağı doğru inen, ta omurluya doğru inen yollarla sinyali gönderip işte o hareketi yapmamız sağlar. Yaklaşık motorlar harekete geçer. 20 basamak atlayarak anlattığım bu işlemin yapılma süresi 250 milisaniyedir. Yani bir saniyenin dörtte biri kadar sürer. Yani bir düğme iliklemekle ilgili benim kitapta bir yazı vardı. Değişen Beynim kitabında. Onu sırf insanları bunaltmak için yazdım. Yani tek bir düğme ilikleyebilmek için. Her sabah hiç düşünmeden defaatle yaptığımız o işlem için. 15 sayfa bir yazı herhalde. Böyle bir sürü şey oluyor beyinde. Tek amacım oydu. Yani bunalsınlar ki bir sabah ilikleyemesinler o düğmeyi düşünürken. Ya. Çünkü bunların hepsi ve çok daha fazlası tıngır tıngır olsun diye bu yapı burada. Bu arada madem o hareketi nasıl yaptığımızı söyledik. Araba kullanan insanlar, otomobil kullanan insanlar ilk öğrendiklerinde ne kadar zorlandıklarını bir düşünsünler. Kabus gibidir. Vites, ayna, direksiyon falan. Daha sonra falan. Otomatiğe bağladıklarında. Sonra hiç düşünmezsiniz. Eyvallah. Yanınızdakiyle felsefe konuşursunuz araba sürerken. Çünkü beynin esas işi sizin bütün hareketleriniz ne kadar karmaşık olursa olsun otomatiğe bağlamaktır. Ve bilincinizi gerçek insani sorunlar için serbest bırakmaktır. Harika. Bunun için de beyni bir hareket cihazı olarak en başta söylemiştik. En mahir olduğu işte bütün hareketleri otomatize etmektir ki beynimiz ancak yani bilincimiz ancak yenilik ve bir problem durumunda devreye girer. Onun dışında çok fazla kullanmayız. Beynin gizemleri var mı? Kaçta kaçı çözüldü? Hiç. Yani şöyle söyleyeyim. Çok şiirsel bir ifade gelebilir insanlar ama gerçekten öyledir. Biz Atlas Okyanusu'nun kıyısında ayaklar hafiften ıslanıyor gibi bir durumdayız. Yani Atlas Okyanusu beynin bütün daha işte alacağımız mevzu. Çok yol var. Ayaklar ıslandı sadece. Yani bilmiyoruz ne var ne yok. Çok karışık bir sorunla karşı karşıyayız.